Evet, Şırnak'tayız. Cudele eteklerinden o kaynak sular gelip Nerduş Deresi ile buluşuyor ama Nerduş Deresi yaklaşık 2 yıldır simsiyah, kömür karası akıyor. Kameraman arkadaşımız Mustafa Yaşar göstersin o dereyi size. Şu anda görüldüğü gibi simsiyah. Neden siyah? Çünkü Şırnak'ta kömür ocaklarından gelen kirli sular bu dereye akıtılıyor. Bu nedenle ekolojik denge tümüyle bozulmuş durumda Şırnak'ta. Balık ölümleri yaşanıyor, ağaçlar kuruyor, köylülerle görüştük, tarlalarını ekemiyorlar. Bu suyu çünkü veremiyorlar ve tarla ekemediklerini belirtiyorlar. Büyükbaş, küçükbaş hayvan ölümleri yaşanıyor Şırnak'ta. Yaklaşık 2 yıldır durum böyle Nerduş Deresi'nde. Yetkililerle ilgili yapılan görüşmelerden de bir sonuç çıkmış değil. Konuğum var, BDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal. Kendisiyle bu Nerduş Deresi'ndeki sorunu, kömür ocakları sorunu konuşacağız. Bayağı mücadele veriyorsunuz nehirle ilgili temizlenmesi için ama hala bir çözüm bulunamadı. Tam olarak ne yaşanıyor burada, sizden dinleyelim. Evet. Öncelikle ben bu Nerduş Deresi'ni gündeme getirdiğiniz için Artı TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yalnız 8 aydan beridir bu su için uğraş veriyorum. Biz mesela ben muhtarlarla, İkizce ve Tüpte muhtarlarıyla beraber, ondan sonra bizim Ziraat Odası Başkanımızla beraber, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Vali Yardımcısı, Başsavcılık, bütün yetkililerle görüşme yaptık. Ama bugüne kadar bir sonuç çıkmadı. Yani Şırnak Valisi de, Sayın Şırnak Valisi de hem CNN Türk kanalında hem TRT1'de açıklama yaptı. İşte bu su temizleninceye kadar bu ocakların kapatılması kararını verdi. Ne zaman yapıldı bu açıklama? Ne kadar zaman geçti? 6 ay önce bu açıklama yapıldı. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir sonuç çıkmadı. Peki şeyi sormak istiyorum. Biz böyle kısaca anlattık ama sorunu sizden dinleyelim. Yani bu su nereye gidiyor? Nereler etkileniyor? Sadece burası etkilenmiyor. Bu bölge etkilenmiyor elbette. Yani herkesin malumu şu, bu su Cudi Dağı'nın eteğinden çıkıyor. Kaynak suyu, çok temiz bir su. Ama ne yazık ki bu kömür ocaklardan çıkan suyla şu anda mesela İkizce, Toptepe, buradan Sirupi bütün o tarlalar bu suyla sulanıyor. Oradaki pamuklar, oradaki mısırlar hepsi zarar görüyor. Ta Irak'a kadar, Zahva'ya kadar gidiyor. Yani şu anda Cudi'den başlayıp Zahva'ya kadar bütün herkes bu sudan etkileniyor, yani bu kirli sudan. Onun için bir an önce bu suyun temizlenmesi gerekiyor. Yetkililere de yani buradan söylüyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bu sorunu yaşıyorsunuz. Daha önce böyle bir problem yaşamadığınızı belirttiniz yayın öncesi ama niye şu an böyle bir sorun yaşanıyor? Ben kendim de madenciyim. 25 yıl TEKA'yı çalıştım. Sendika başkanlığı yaptım. Yani devlet tarafından işletildiği zaman hiç böyle bir sorun yoktu. Yani bu çaresi vardır. Mesela ben şahsen bütün Şırnak halkının bu kömür ocağından faydalanmasını istiyorum. Hiç kimsenin kömür ocağının kapatılmasını istemiyoruz. Yalnız bu suyu yani kirlenmesine de bir çare bulunması gerekiyor. Çaresi de vardır. Yani onun için yani şu anda çalıştığım müteahhit bir an önce önlem alması gerekiyor. Çağrınızı tekrar alayım, sonra diğer konuma geçeceğim. Yani şimdi ben o demek istiyorum. Bu Talcuy Dağı'nın eteğinden Sürüpya'ya kadar bütün vatandaş bu sudan faydalanıyor. Yani bütün bahçelerini, bütün hayvanlarını, bütün bu köçerler de gelip bu hayvanları bu sudan içiyor. Onun için benim çağrım bir an önce bu suyun temizlenmesini istiyoruz. Yetkililerden bunu istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da konuğum. Bu meseleyi meclise taşıdınız mı, onu soralım öncelikle. Sorun neden çözülmüyor sizce? Tabii defalarca gündeme getirdik. Aslında bilindiği üzere uzun zamandır aslında Cudi Dağı gündemde olan bir dağdı. Çünkü ekolojik bir kıyım söz konusu. Özellikle operasyon adı altında gerek orman yangınlarının bilerek bilinçli bir şekilde çıkarılması, gerekse de yine güvenlik adı altında orman kesimi, ağaçların kesimi, kıyımı sürekli aslında gündeme getirdiğimiz bir durumdu. Ve yaklaşık son 8 aydır özellikle söz konusu Nerduş Deresi kömür ocaklarının atık sularını direkt hiç bir filtreden geçirmeden ya da bir işlem yapmadan direkt akıtması sebebiyle şu an göründüğü gibi 8 aydır bu su simsiyah, kömür karası bir su ve yakın zamanda da zaten medyada da gündeme geldi.
burada yakalanan balıkların bir nevi içine bakıldığında simsiyah kömür karası bir durumla karşı karşıya. Ona tanık olduk. Biraz önce balık tutuyorlardı ve balığı açtı. İçi simsiyah kömür vardı balığın içerisinde. Ama o balık yine de yeniliyordu bu arada. Evet. Maalesef ki yani şöyle söyleyelim, en nihayetinde bu Nertüş Deresi'nden ta Cudi Dağı'nın eteğindeki tüm köylerden, köylülerden ya da işte göçebelerin hayvanlarını otlattığı kesimlerde herkes bu sudan yararlanıyor. Ve bu su yine Dicle Nehri'ne dökülüyor. Ta Şatul Arab dediğimiz Basra Körfezi'ne kadar yine bu su gidiyor zaten. Yalnız göründüğü kadarıyla yani bu kömür, asfaltit kömürünün hani atığının bırakılmasıyla birlikte artık kapkara bir suyumuz var. Daha öncesinde böyle bir durum yoktu. Ancak Türkiye kömür işletmelerinin ruhsat hakkını Süleyman Bölünmez'e, ki Süleyman Bölünmez daha önce hem Mardin Bağımsız Milletvekili hem AKP'de milletvekili, ama şu anda da İzmir'den kızı Ceyda Bölünmez milletvekili ve tüm uyarılara, tüm halkın tepkisine rağmen, şikayetlerine rağmen, ilgili mercilerine, savcılığa başvurmasına rağmen maalesef ki şu ana kadar herhangi bir önlem alınmadı. Daha önceki şikayetler ve gündeme gelmesiyle sonrasında valilik ilgili maden ocakları hakkında, 5 maden ocağı hakkında söz konusu tesis uygun şartlara getirilmeden, bir filtreleme, bir temizleme durumu olmadan bu suyun akıtılamayacağına ilişkin 5 ocağı kapatacağını söylemişti, söz vermişti. Yalnız bugün gördüğümüz gibi bu söz yerine getirilmedi. Yani bugün yine doğa katliamı, doğa talanı sermayenin eliyle, hükümetin, AKP'nin işbirliğiyle, rant odaklı bir işlemle maalesef ki bugün doğaya, ekolojiye büyük bir ceza veriliyor aslında, öyle söyleyebiliriz. Çünkü buraya evet biliyoruz, iktidarın halkımıza karşı, halkın iradesine karşı öfkesini anlıyoruz. Ama daha önce defalarca dile getirdik. Buradaki ağaçların, buradaki balıkların, suyun milliyeti yoktur. Hani evet anlıyoruz, iktidar bir Kürt karşıtı politikayı sürekli gündemde tutuyor. Ancak bu balıkların, dediğimiz gibi bu ağaçların, kesilen ağaçların, kirletilen derelerin ya da yine yaşam alanı yok edilen balıkların ve diğer canlıların hiçbir milliyeti, hiçbir aidiyeti yoktur. Ancak dediğimiz gibi şu an sermaye iktidar eliyle Şırnak'tan, şu an şu Nertiş Deresi'nden, Cudi Dağı'ndaki açılan ocaklardan ta Ankara'ya kadar bir rant örgüsü var. Zincirleme şeklinde. Sürekli gündeme getirmemize rağmen ya hiçbir şekilde cevap vermiyorlar ya da tırnak içerisinde terör adı altında bu konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyorlar. Aslında ki biz burada rantın akışını mı görüyoruz, o siyahlık? Tam olarak bu Nertiş Deresi'nde şu an akan su değil, akan tam olarak kömür rantı ve yine AKP iktidarı ve sermayenin rantıdır akan burada. Ve şunu söyleyebiliriz, hani defalarca gündeme getirdik, evet valiliğin de haberi var, Cumhuriyet Başsavcılığının da haberi var, hani neredeyse Ankara'ya kadar herkesin haberi var, söz verilmesine rağmen hiçbir müdahale yapılmıyor. Ben buradan şunu söylüyorum, ben buradan şu an bir numune alacağım zaten. Buradan bir numune alıp gidip Çevre Şehircilik Bakanı'nın kendisine teslim etmeye çalışacağım. Müdahale etmediğiniz suyun hali budur diye. Hatta o görüntüde çıkan balıkların görüntüsünü de kendisine teslim edeceğim. Ancak biliyoruz AKP iktidarı daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı bu kitle imha silahların finansmanının önlenmesi adı altında bir yasada aslında demokratik kitle örgütlerine karşı bir mücadele başlattı. Onlara karşı topyekün bir savaş başlattığını zaten mecliste de defalarca dile getirdik. Ve birkaç gün önce Cumhurbaşkanı çevrecilik maskesi adı altında yine bir vandallık yapılıyor dendi. Eğer bu vandallıksa, bu doğayı korumak vandallıksa, biz vandallığı kabul ediyoruz. Biz eğer bu nehirde, bu derede yaşayan canlıların, şu Cudi Dağı'ndaki ağaçların hakkını savunmak, ekolojik sistemi savunmak eğer vandallıksa, evet biz vandallığı kabul ediyoruz. Ve biz bunlara karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz Şırnak'taki durumu özetledi. Bir an önce Şırnaklılar Nerduş Deresi'ndeki bu kömür karası suyun temizlenmesini istiyorlar ve talepleri de şu aslında, ekolojik denge bir an önce normale dönsün istiyorlar. Sözü tekrar evet, suyu aldınız bu arada, evet. Numuneyi almış. Evet. Şu an gelişi güzel, doldurduğumuz suyun tam olarak numunesi bu. Evet, şu an böyle bu su. Evet. Kömür karası bir su var karşımızda ve bunun içerisinde dediğimiz gibi on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca canlı yaşıyor. Evet. Ve yine on binlerce küçük baş, büyük baş hayvan ve yine köylüler yararlanıyor. Bağ bahçesini bununla sulamaya çalışıyor. Ve bu su yüzünden on binlerce ağaç kurudu. On binlerce hayvan zarar gördü ve birçok sağlık sorunuyla daha da karşı karşıya kalacağız.